Burada Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yine Abdurrahman Ağabey'in tarihçi hayatını okumaya devam ediyoruz. İyi de gittik yani. Bir 10 sayfa falan, 15 sayfa falan kaldı. Molla Said'in hocaları, üstadları hakkında çok güzel bir paragraf var burada. Molla Said Kürdistan meşahi kiramından, yani büyük şeyhlerinden, Şeyh Seyyid Nur Muhammed Hazretlerinden Tarikat-ı Nakşibendiye'yi. Arkadaşlar, bu konuda nur talebeleri önemli bir yanlış bilgiye sahipler. Üstad hiçbir zaman tarikata girmemiştir. Kardeşim, bu yeni Said için geçerlidir. Eski Said için geçerli değildir. Nereden biliyorsun bunu? Vesikası çıktı. 1935 yılında biliyorsunuz üstad gözaltına alındığında İsparta'da sorguya çekiliyor. Polise verdiği ifade aynen elimizde. Hiçbir tarikata mensup musun diye soruyor. Cevap olarak da diyor ki eskiden mensuptum. Şu anda mensup değilim. Eskiden diyor hem Nakşibendi'ydim hem de Kadiri'ydim diyor. Nakşibendi'de üstadı bu. Kadirilikte ise delilimiz Esat Erbili'nin zikir meclislerine gitmesi İstanbul'da. Esat Erbili çok büyük bir zat bu. Bu Osman Topbaş Hoca Efendi'nin de yani üstadının üstadı. Anlatabildim mi? Sami Efendi'nin vesairenin üstadı o. Yani büyük bir zat o Kadiri tarikatında. Dolayısıyla burada da Şeyh Seyyid Nur Muhammed'den diyor tarikat-ı Nakşibendiye'yi. Şeyh Abdurrahman Tahi'den meslek ve muhabbeti. Allah Allah. Buna mesleki muhabbet desek daha güzel. Nasıl insanları sevecek edecek. Ve bilvasıta onun dolaylı olarak da Şeyh Fehim Hazretlerinden ilmi. Bu da çok önemli. Neden dolaylı biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu Allah'ın izniyle kardeşiniz bilir. Dolaylının manasını. Çünkü üstadın üstadı Muhammed Celal yani Doğu Beyazıtlı bunun talebesi. O da Şeyh Fehim'den ders almış. Dolayısıyla dolaylı olarak ilmi ondan almış. Onun için şeyini, icazetini zikrettim ben. Ve Şeyh Muhammed Küfrevi'den son dersini, biraz önce okuduk ya, aldığı için bunları fevkalade severdi. Ülemadan Şeyh Emin Efendi ile Molla Fethullah. Molla Fethullah da ikinci icazeti veren adam. Ve Şeyh Fethullah efendilere de pek büyük muhabbetleri vardı. Bitlis'te pek çok ülema bulunup Van'da maruf alim bulunmadığından Vanlı Hüseyin Paşa'nın daveti üzerine Van'a gitti. Üstad Van'a gidiyor. Saat ne zaman, hangi yıl hemen söyleyeyim. Şimdi 1898. Van'da üstad. Van'da 15 sene tedris. Yani 98'den kaça kadar? 1910 kaç ödüyor? Tabii 14'e kadar. Yani Birinci Dünya Savaşı çıkıncaya kadar. Ve aşairin irşadı için, aşiretlerin irşadı için aralarında seyahatle imrarı hayat etti. Hayatını geçirdi. Ve anda bulunduğu müddet vali ve memurin ile ihtilat ederek, yani memurlar valilerle bir araya gelip asr-ı hazırda yalnız eski tarzdaki ilmi kelamın, işte bura önemli, din-i İslam hakkındaki şükür ve şübehatının, şüphelerin ve şeklerin reddine kafi olmadığına kanaat hasıl etmiş. Gerçekten mevakıfı okuyacağız, göreceksiniz. Bu asırdaki bütün sorulara cevap vermesi mümkün değil. Kelam ilmi yenilenmeli. Hadise bu kadar basit. Ve fünun tahsiline lüzum görmüştür. Onun için başka fenleri. Yani ne demek başka fenler? Felsefe, hikmeti, ilmi hesabı, coğrafyayı, tıbbı. Bunun üzerine tarih, coğrafya, riyaziyat, riyaziyat dediği mantık, münazara, tabakat, tabakat dediği insanların hayat hikayelerini anlatan eserler. İbn-i Sad'in tabakatı ilktir. Mevalid, yani mevalid-i selase var. Üç ana madde, madenler, şunlar bunlar. Felsefe vesair birkaç fenni az bir zamanda elde etti. Ve şu fünun, bu fenleri bir hocadan tedarrüs, ders almak suretiyle elde edildiği zannolunmasın. Mahsa sadece kendi mütalaası sayesinde hakkıyla anlamıştır. Hatta bir gün, bak, coğrafya muallimlerinden birisiyle fenni mezkurda, yani coğrafya ilminde,
oldukça vukufu müstelzim, yani vakıf olmayı gerektiren bir mübahaseye, tartışmaya girişirler. Bu mübahase geç kalınca ikinci güne talike karar verirler. Uzun sürmüş. Molla Said 24 saatte pek mufassal olmayan bir coğrafya kitabını hıfzeder. Eşkâlü tesis bu. Ferdası gün, yarınkisi gün, Van valisi merhum Tahir Paşa Hazretleri konağında muallim efendiyi coğrafyada ilzam eder, susturur. Demek isterim ki müşarün ileyhi 24 saatte bir sultani muallimi derecesinde, sultani muallim dediği yani devletin açtığı okullar, lise, coğrafyayı elde etmiştir. Ve yine aynı vecihle, bu da çok enteresan, bir muaraza neticesinde, bunu hangi kitabı okuduğunu bilmiyoruz. 5 gün zarfında kimyayı gayri uzvi, organik olmayan kimya, inorganik kimyayı elde etti. Ve kimya muallimiyle muarazaya, muaraza ne demek biliyorsunuz, karşılıklı delil girişir ve bu garabetleri üzerine Bediüzzaman lakabını kazanır. Bu garip halleri. Bir görüşe göre de Molla Fethullah vermiş bunu. Ve ondan sonra şu lakaple telkip olunur. Bediüzzaman kendine mahsus bir usulü tedrisi, yani eğitim metodolojisini icat eder şöyle ki. Nasılmış bakalım. Allah Allah. Vay 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 vay. Kaçıncı sayfaydı? 30'da gideceğim şimdi. Arka tarafta. 30 kaçta? 30'da gideceğim. Öyle mi ya? Ha biz o ötekini yanlış koyduk. Karıştırdık her şeyi. 30'dayız. Ulan kesin 30'u okuduk daha. Ha doğru doğru. Tabii 30. Bediüzzaman'ın eğitim metodolojisi. Ulûm-u diniye ile fünûn-u asriyeyi mezhederek, dini ilimlerle asrın müsbet bilimlerini birleştirerek hakaiki diniyeyi, dini hakikatleri, Allah'a iman gibi fünun-u müsbeteyle teyit, müsbet ilimlerle ispat etmek ve teşhid etmek, sağlamlaştırmak suretiyle talebesinin tenvir-i ezhanına, zihinlerinin aydınlatılmasına sarf-ı himmet eylerdi. Molla Said 4 şeyde bulunduğu havalinin ülemasına muhalif bulunuyordu. Bakalım nelermiş. 1- Katiyen hiç kimseden hediye olarak para almamak ve maaş bile kabul etmemek. 1. 2. Hiçbir ulemadan sual sormazdı. 20 sene daima mücib, hep cevap veren kaldı. Bu hususta kendileri derlerdi ki, ben ulemanın ilmini inkar etmem. Binaenaleyh kendilerinden sual sormak fazladır. Benim ilmime şüphe edenler varsa sorsunlar, onlara cevap vereyim. Şu halde sormak şüphe edenlerin hakkıdır. Bak, 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 bak. 3. Bu adama da ben Bediüzzaman'ın talebesidir. Soru sormak şüphe edenlerin vazifesidir. Gel sor de köpeğe. Çok affedersiniz dinleyiciler. Bir bize İslam'a düşman birisi var da onu kastediyorum. 3. Nezdinde bulunan talebelerini ratıp getirmek. Ratıp getirmek normalde maaş demek ratıp. Ama burada gidip yemek getirmek. Hani her köylü evi bir gün veriyor ya, ve zekat almaktan men ederdi. Talebelerini kendi yaşa ettiği gibi, Allah Allah, kendi geçimini sağlıyor. Hasbetellillah tedris ederdi. Hiçbir ücret almadan Allah için. 4. Daima mücerret kalmak. Yani bekar. Dünyada hiçbir şeyle alaka peyda etmemekti. Yani ne kadın, ne çocuk, ne başka şey. Şimdiye kadar hangi yerde nakli mekan olmuşsa, bütün mal mülkü bir eliyle kaldırıp götürmüştür. Aha bu işte. Bu ama bir şey de değil. Aşağıda bir not var. Bu ne soruldukça, neden hiçbir şeye kendine temellük etmiyorsunuz? Yani mülk olarak almıyorsunuz. Sualine cevaben, bir zaman gelecek ki herkes benim halime gıpta edecektir. Biri de temellük bana fazla bir lezzet vermiyor. Yani bir şeyi ele almak, anlatabildim mi? Mülkiyetini edinmek. Dünyayı bütün bir misafirhane nazarıyla bakıyorum derdi. Ve Van'da bulunduğu vakit, burada enteresan, Vali merhum Tahir Paşa Avrupa kitaplarını tetebbü ederek, araştırarak kendisine sual tertip eyler ve sorardı. Bunların hiçbirisini görmediği gibi
Türkçeyi de yeni tekellüm etmekte, konuşmakta olduğundan güzel telaffuz etmedikleri halde cevabında tereddüt etmezdi. Yaşa üstad. Bir gün kitapları görünce Tahir Paşa'nın bunlardan sual istihraç, soru çıkardığını ve tertip ettiğini anlayarak az bir zamanda onları da elde eder. Bitti. Evet, burada kalsın bence. Tamam mı? Çünkü yeni bir mevzu arkadaşlar. Şu ifade de dikkat edelim. Abdülkadir abinin ifadesi. Çünkü bu nüsha Abdülkadir abi. Badıllı'nın. Evet. Yani Musa Abdülkadir Badıllı derken hocam. Yani Abdurrahman'ın 1922'de bastırdığı kitap Abdülkadir Badıllı abinin kütüphanesinden alınma. Başka nüshaları da var. Anlatabildim mi? Var da bunu kendisi işte hepsini yazmış. Nereye almış, nereye almamış. Biz tabii onun aldığı bitirme, yani şeylerde bir kısım imla hataları gördük, okuma hataları gördük. Ve biz direkt primary sources diyorlar. Birinci elden kaynağı kullandık. Ama hiçbir zaman onun hakkını da inkar etmedik. Hadise bu. Dinlediniz mi? Nasıl dinlediniz?